Şimdi webinarda ideal bir CRM'den beklentiler ve özellikle de korelasyonla alakalı konuşacağız. Ben Ertuğrul Akbaş. Uzun zamandır TÜBİTAK, NATO, şu anda da üniversitede akademik olarak da siber güvenlik ve özellikle CRM'ye ilgileniyorum. Şeye başlayalım. Şimdi nelerden bahsedeceğim? Benim çıkarttığım başlıklar bunlar ama soru serbest. İstediğiniz konuda sorabilirsiniz. Log kaçırıp kaçırmama meselesi günümüz CRM'lerindeki önemli problemlerden bir tanesi. Çok temel bir şey gibi gözüküyor ama özellikle bazı teknolojilerin üzerine bina edildiği zaman eğer kaynakları, isterleri doğru hesap edemezseniz çok yaşanan bir şey. Hem raporlama arama hem de korelasyon tarafı için sistem gereksinimleri neler olmalı, nasıl hesaplanır, neye göre bu parametreler değişir, bunlara değineceğiz. Ve BCM'in %80'i korelasyon, bence geri kalanı da, onun da önemli bir kısmı canlı log. Canlı log meselesine, arşiv yönetimine değineceğiz. Korelasyon üzerine uzunca duracağız. UABA ile alakalı örnekler vereceğim. Açık kaynak çözümler ve bu açık kaynak çözümler üzerine bina edilen SIM ürünlerinin bu açık kaynak çözümlerden aldıkları kalıtsal etkiler, avantaj ve dezavantajlar. SOC ile alakalı bir iki çözüm olacak. En sonunda kendi geliştirdiğimiz Sherlock ürününün bu anlattıklarım çerçevesine nereye oturduğu ile alakalı bir iki laf edeceğim. Arada soru alabiliyor muyuz? Sonu beklemek durumunda mıyız Tuğçe Hanım? Size bağlı. Yani istediğiniz gibi ilerleyebiliriz. Tamam, alabiliriz. Soru olursa o zaman beni kesebilirsiniz. Tamam. Şimdi siz de görebilirsiniz chat bölümünden hani. Ben şu anda sunumu açtığım için aynı tamam. Anda chat bölümü de açık değil. Orada sizden rica edeceğim. Olur tabii. Mu? Tabii olur. Tamam. Şimdi log kaçırma problemi. Katılımcı listesine şöyle bir bakmıştım başlamadan önce. O aramızda log kaçırdığını fark edenler var. Biliyorum. Bana ulaşanlar var. Bir kısmımız da test etmedi veya başımıza gelmediği için fark etmemiş olabiliriz. Ama bu bazı teknolojilerde kronik bir sıkıntıdır. Bu sıkıntının sebebi de seçilen ürünün hangi şartlarda ne kadar CPU ve RAM diski ihtiyacının olduğunun mühendis çalışmasının doğru yapılmaması veya tamamen göz ardı edilmesidir. Şimdi mesela burada Elasticsearch meselesine giriyor olayım. Çünkü hangi taşı kaldırsak artık Elasticsearch çıkmaya başladı. Hatta iki gün önce Elasticsearch ile alakalı bir paylaşıma gene çok meşhur Vazuf diye bir tane açık kaynak siber güvenlik çözümü vardır. Onun kurucusu dönmüş. Elasticsearch yaygın kullanılıyor. Elasticsearch'ü kullanırken avantaj ve dezavantajları ve gereksinimlerin iyi bilinmesi lazım. Bunu kullanan ürünlerin ihtiyaçlarının iyi hesap ediliyor olması lazım. Eğer hesap edilmezse log kaçırma problemi çok yaygındır. Dediğim gibi aramızda bu problemi yaşayanlar olduğunu biliyorum. Katılımcı listesinin bir kısmını gördüm. Diğerleri de test edebilir. Nasıl test edeceğiz diye sorarsanız eğer SourceForge'da şöyle bir ürün var. Burada diyorsunuz ki işte benim EPS değerim şu kadar. Bu kadar EPS'i 5 gün boyunca gönder. Hesaplaması basit. Saniyede 5000 EPS. 5 günde atıyorum 5 milyar tane kayıt eder. Sonra da CM ürününüzden bu 5 milyar tane kaydı topluyorsunuz. Var mı yok mu 5 milyar tane? Ona göre test ediyorsunuz. Zaten sunum daha sonra paylaşılacağı için buradan alabilirsiniz. Sadece bu test tool'u yok. Buna benzer bir sürü tool var. Aynı bu tag'la GitHub'da veya SourceForge'da ararsanız çok benzer ürünler bulabilirsiniz. Peki bunu bulmadan önce ne yapmanız gerektiğiyle alakalı çok kısa bir bilgi vereyim. Şimdi burada bizim 10 yıldır kullandığımız, hatta 13 yıldır kullandığımız bir tablo var. Bu Sans'ın yayınladığı bir tablo. 2009'da yayınlamış. Bunu biz kullanıyoruz. Şimdi biz kullanıyoruz. Belki çok itibarlı olmaz.
Dolayısıyla Gartner Magic Quadrant, yani Magic Quadrant'ta lider olan Ezra Bin de bunu kullanıyor. Hemen Ezra Bin'in web sayfasına girerseniz EPS hesaplamayla alakalı bu tabloyu referans verdiğini görebilirsiniz. Kabaca söylüyorum, detaylarına bakarsınız. İşte 750 çalışanın olduğu bir şirket için maksimum, minimum ve ortalama EPS değerlerinin ne olması gerektiğini bu tablodan görebiliyorsunuz. Buna göre yaklaşık olarak EPS değerimizi, olması gereken EPS değerimizi çıkarıp bunu sisteme bir önceki slide'da gösterdiğim şu linkteki tool'la test edebilirsiniz. Biz bunun detaylarını, o tool'un nasıl konfigüre edileceğini bir makalede anlattık. Makale linki burada. Bu linke zaten sunumla birlikte ulaşırsınız. Şimdi birincisi log kaçırma problemiydi. İkincisi canlı log meselesi. Bu canlı log meselesi korelasyondan sonraki en kritik mesele. Mesela son 6 ay içerisinde herhangi 2 kullanıcının, 5 kullanıcının, 3 kullanıcının internet ve internet aktiviteleri lazım olduğu kritik bir durumda eğer buna zamanında erişemezseniz bu size para ve itibara mal olur. Paraya nasıl mal olur? Mesela en son MediaMarkt olayında her kapalı kaldığında sistem kaybettikleri parayı düşünün. Veya Türkiye'den örnek verelim. KVKK bir veri ihlali olduğunda 71 saat içerisinde bildirim istiyor. Eğer siz veri ihlali olduğunda bu ihlali kim yaptı, kimler karıştı, hangi cihazlar buna karıştı, nerelere erişildi gibi soruların cevabını 72 saat içerisinde alamazsanız eğer gene ceza alırsınız. Facebook'a ve bir bankaya 72 saat içinde bildirim yapamadığı için ceza verdi. Daha önemlisi tabii başınıza bir şey geldi, şüpheli bir durum oldu, saldırı oldu. Ne kadar hızlı alırsanız o kadar hızlı için iyi. Şimdi bu canlı log meselesinde en önemli şey indeksten oluşturulması. Canlı log üzerinden, yani anında sorgu yapabilmek için indekslere ihtiyacınız var. Bazı ürünler, bazı üreticiler canlı logla canlı logu tutmak için gereken risk miktarı arasında üstel bir fonksiyon, yani çok ciddi bir risk miktarı olduğundan dolayı logları kısa sürelerle canlı tutar, sonrasını arşive atarlar. İşte bu süre genelde Türkiye'de 15-30 gündür. Nadiren de 90 gündür. Bazı üreticiler de canlı logları süresini uzatabilmek için indeksledikleri alan sayısını kısıtlarlar. Bu çok bilinen bir şey değildir. Buna dikkat etmek lazım. İndeks alanı, indeks sayısı kısıtlandığında kısıtlanan indekslerle alakalı sorgularımız çok çok yavaşlar. Burada nasıl bir yavaşlıktan bahsediyoruz diye eğer merak ediyorsanız, benim mesela ortalama 3000 EPS'lik bir network'üm olsa ve ben logları bir ay canlıda geri kalanını arşivde tutuyorsam ve son 6 ay içerisinde Ertuğrul kullanıcısının internette yaptığı bütün aktivitelerin listesini almak istesem, bu bir aya yakın bir süre tutar. Önemli bir grup üründe, bu özellikle açık kaynak komponentler üzerine bina edilmiş ürünlerde bir aya yakın bir, pardon 6 ay olduğu için 2 haftaya yakın bir süre. Eğer ben bunu son 6 ay değil de son 1 yıl yapsaydım da bir aya yakın bir süre tutardı. Ama bunu canlıda tuttuğunuzda birkaç saat içerisinde, 2 saat, 6 ay için 2 saat gibi bir süre mesela, 1 yıl içinde 4 saat gibi bir sürede bütün bu veriyi taramış olurunuz. Aradaki fark böyle. Canlılık bunun için kritik. Karşılaştığım projelerin %99'unda bu POC ve demo süreleri 30 gün civarı olduğu için ve logların tamamı da beslenmediği için bu konu gündeme gelmiyor. Dolayısıyla burada bir yanılsama oluyor. Buna dikkat etmek lazım. Burada doğru soruları sormak lazım. Eğer demin dediğim senaryolar sizin için gerçekten para ve itibar kaybına yol açacak ise. Şimdi buradaki yanılsamaların en büyük sebebi aslında zannediyorum 56-51 sayılı yasa. Çünkü 56-51 sayılı yasada sorular şöyle geliyor. İşte 6 ay önceki salı günü 01.04.2021 gün içerisinde Ertuğrul Akbaş nerelere erişmiş?
Dolayısıyla siz o bir günü arşivden makul bir sürede birkaç saat içerisinde dönebiliyorsunuz. Ama KVKK veya işte Merkez Bankası, BDDK, PCI veya benzeri buna benzer bir sürü regülasyon var. Bunlarla ilgili bir durum olduğunda veya daha önemlisi saldırı veya veri ihlali olduğunda siz net zamanı veya net zaman aralığını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla soruyu 56.51'deki gibi 6 ay önceki salı günü 01.04.2021 olarak bilemeyeceksiniz. Dolayısıyla soruyu şöyle sormanız gerekecek. Son 6 ay içerisinde veri ihlalinin gerçekleştiği veri tabanı ya da yerçiksel veriler dosya olarak duruyorsa dosyalara kim erişti? Daha sonra bitmeyecek tabii bunu. Bu erişen kişiler internette nerelere erişti? Yani dikkat edin, buradaki büyük fark bir tanesinde arşivden açacağınız son 6 ay, son 3 yıl, son 10 yıl her neyse arşivden açacağınız o bir gün veya o bir haftayı biliyorsunuz. Ama diğer durumda arşivden açacağınız zaman aralığı 6 ay veya 1 yıl duruma göre. Burada büyük bir yanılsama var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu benim şahsi tespitim. Zannediyorum insanlar 56-51 ile alakalı sorulara muhatap kala aslında arşiv denen şeyin size lazım olan gün veya birkaç günü veya en fazla o haftayı bulmak ve vermek olduğunu zannediyor. Ama gerçek siber güvenlik dünyasında bu iş böyle değil. Evet. Diğer bir yanılsama. Ben anket yapmıştım. Ankette şey sordum. Dedim ki işte son 6 ay içerisindeki verilere birkaç saat içerisinde kimlere erişebilir? Daha sonra ben erişebilirim diyen yaklaşık 44 kişiydi. Ben erişebilirim diyen 44 kişiye ya nasıl erişiyorsunuz? Hangi ürünü kullanıyorsunuz? Ne kadar disk verdiniz? Paylaşır mısınız lütfen diye döndüğümde sadece 2 kişi dönmüştü. Diğerleri dönmemişti. Burada şöyle bir yanılsama var. Deneme yapılmadığı için. Dönebilirim nasıl olsa diye düşünülüyor. Bunu test etmek lazım. Dolayısıyla yani birkaç ayda bir en azından kendi kullanıcınızın son 6 aylık firewall aktivitelerinin tamamını almayı deneyin. Dolayısıyla gerçekten bu veriler lazım olduğunda erişip erişemeyeceğinizi bilmiş olursunuz. Evet, devam ediyoruz. Evet, demin verdiğim örnek Elasticsearch üzerinden gitmişim gene. 3000 EPS maksimum, 1500 EPS ortalama trafikte logları bir ay yanda tutuyorsanız verilere erişim hızı arşivden şu kadar olur. Tamamını yanda tutabilirseniz 4-5 saat olur. Demin bahsettiğim Vazuh firmasının kurucusunun da beğendiği şey buydu. Resim buydu. Bu resmi kullanarak bir paylaşım yapmıştım. Şimdi CMD alıyorsunuz, altına elastik çıkıyor. Elastiğin çok ciddi avantajları ve bununla birlikte bu avantajları sağlamak için ona vermeniz gereken ciddi kaynaklar var. Bunları iyi hesap etmek lazım. Peki Elasticsearch, hani bu kadar Elasticsearch diyorum. Diğer ürünlerle alakalı da soru sormak isteyen sorabilir. Sormadan isim belirtmiyorum artık Türkiye'de. Dava açılıyor çünkü öteki türlü. Ama yurt dışında bunları konuşmak serbest. İsim sorarsanız söyleyebilirim. Ama Elasticsearch'ü söyleyeyim, public. Neden bu kadar çok disk kullanıyor? Elasticsearch biliyorsunuz Apache Lucene üzerine geliştirilmiş bir açık kaynak araç. Ve bu araç, linkinde verdiğim yerden bu formülü bulabilirsiniz. Şu formüle göre toplam disk kullanımını hesap ediyor. Bakın burada çok önemli bir şey var, parametre var. Her indekslediği alana göre, her indekslediğiniz alana göre, yani sizin veri yapınızda firewall logunu alıyorsunuz, 60 parçaya bölüyorsunuz. İşte source active, source port, destination active, destination port, action taken, username, port name, source port, destination port, URL, domain, bula bula 60 parçaya bölüyorsunuz.
Eğer ben bu 60'ında da hızlı arama yapabileyim, arama için haftalar, aylar değil de birkaç saat içerisinde sonuç alayım, son 6 ay, son 1 yılı sorarsam derseniz eğer, 60'ın da indekslemeniz lazım. O zaman formülde görüyorsunuz, her indeksleme için bu şey alan neredeyse 4.3 ile çarpılıyor her indeksleme için. Dolayısıyla daha önceden de şuradaki slide'da belirtmiştim herhalde. Bazı üreticiler en altta canlı tutabilme süresini uzatmak, yani ihtiyaç duyulan güç miktarını azaltmak için bu indeks sayısını çok azaltırlar. Bu da bu formülden kaynaklanıyor. Elasticsearch kullanılmayan durumlarda kullanılan teknolojileri global üreticiler ciddi ciddi yazıyor. Yalnız burada şuna dikkat etmek lazım. Bunlar satış pazarlama dokümanlarında olmayan bilgiler. Bunlar için bu üreticilerin teknik dokümanlarını detaylıca okumak lazım. Şimdi bu konuyla alakalı bir tane daha detay bir yere gireceğim. Şu ana kadar soru gelir diye tahmin etmiştim. Şimdi benim Medium hesabıma dallandım. Özellikle SEM'le alakalı bulabildiğim, yapabildiğim araştırmalar hem akademik hem daha araştırmalarda elde ettiğim ne varsa burada yazıyorum. Benim Medium hesabım. Şimdi buradan devam edeceğim. Bu canlı log, bu 6 ay, 12 ay, hatta bir 18 ay bana neden lazım olur? Hiç de lazım olmuyor. Bugüne kadar hiç lazım olmadı diye düşünüyorsanız 3 tane örnek vereceğim. Bir tanesi KVKK'dan. KVKK'da 2 tane süre var bizi ilgilendiren, CM tarafını ya da log tarafını. Bir tanesi demin de anlattım, o 72 saat meselesi. İkincisi de 30 gün meselesi. Herhangi birisi size KVKK kapsamında bir soru sorduğunda 30 gün içerisinde cevaplamanız lazım. Ertuğrul Bey, kusura bakmayın. Kesiyorum ama eğer linke tıklayıp yeni bir sayfa açtıysanız şu an gözükmüyor. Sadece sunum var. Doğru. Hatırlatmak evet. İstedim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi tekrar. Evet. Şimdi bunu görüyor musunuz? Evet, gözüküyor. Tamamdır. Geçişlerde bunu ayarlamam gerekecek. Biraz da vakit kaybı olabilir. Şimdiden özür dilerim. Şimdi KVKK meselesi. Bir de 30 gün meselesi var. 72 saat ihlal bildirimi süresi var. 30 günde size bir kişisel veri ile alakalı birisi başvuru yaptığında 30 gün içerisinde cevap vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla demin örnek verdiğim gibi bu ihlal nereden olmuş? Bu ihlale kimler karışmış? Hangi kullanıcılar, hangi cihazlar karışmış? Bu ihlale karışan cihaz ve kullanıcılar hangi sitelere erişim yapmış? Upload, download yapan var mı? Gibi soruları son 6 ay, son 1 yıl içinde arama yaptığınızda demin verdiğim örnekte, yani siz Elasticsearch temelli bir CM kullanıyorsanız, logları sadece bir ay canlıda tutuyor, sonrasında arşivde tutuyorsanız, bunlar 30 gün içerisinde cevap vermeniz mümkün değil. Onun haricinde diğer mesela teknolojileri kullanan ürünler var. İşte Splunk, Curadar gibi. Bunların da her birinin kendine göre Big Data altyapıları var. Bunlarla alakalı çok detaylı dokümanlar var. Bu ölçümler oralarda veriliyor. Onlara bakarak oradaki şeyleri de ölçebilirsiniz. KVKK tarafı bu. Bir de IBM'in meşhur veri ihlali raporu var. Bir ihlalin tespit edilip kontrol altına alınması için gereken minimum ortalama süre 288 gün diyor orada. Dolayısıyla sizin en kötü 288 günlük veriye, log'a anında erişiyor olmanız lazım. IBM'e göre, ki biz de katılıyoruz. Bu da meşhur SolarWinds case'i. Yakın zamanın en meşhur olaylarından bir tanesi. Bu analiz edildiğinde bunun başlangıcının 2019'a kadar uzadığını, hala 2021'de bunun incelemelerinin devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada bizim bir yıldan daha uzun bir süre içerisini arıyor tarıyor, bu saldırı ne zaman başladı, hangi kaynaklar etkilendi, saldırganlar kimler,
bu saldırganlar başka hangi iç kaynakla eşli gibi onlarca soruyu sormamız ve bunların cevabını da makul bir sürede almamız lazım. Yani ben böyle bir soruyu sordum, gittim, haftalar sonra geldi. Bu bir tehdit avcısının yapabileceği veya yapmaktan hoşnut olacağı bir iş değil. Yani bu noktalarda çok çok kritik. Peki ne yapmak lazım? POC'de bu kadar vaktimiz yok. Yüksek trafik doğal olarak bağlayamıyoruz. Yani hem POC yapan için hem de POC yaptıran için de efektif değil. O zaman net olarak sormak ve kayıt altına almak lazım. İşte ben hesap ettim. Deminki tablo malum sansın tablosu. Bu tabloya göre benim maksimum 5000 ETS logum olacak. Veya böyle hesap etmiyorum. Günlük log miktarına göre lisans sanayide kullanılan çözümler var. Onlara göre de günlük mesela 100 GB'lık bir log miktarım var. Dolayısıyla ben bu şartlar altında logları sıcak canlıda ne kadar süre ve ne kadar bir diskle tutabilirim? Yine aynı soruyu arşiv içinde sormak lazım tabii. Çünkü mesela bazı regülasyonlar EPDK gibi arşiv sürelerini 9 yıl diye hatırlıyorum. Çok uzun tutuyorlar. Bu soruları sormak lazım ve bunları kayıt altına almak lazım. Bunlar önemli konular. Böyle atladım. Evet, mesela buradan bir tane gene örnek vereyim. Kendi web sayfasında koydu ve yabancı değil. Yerli değil, yabancı olduğu için. Exabin. Kendi web sayfasından aldım. Linki gene benim Medium sayfamdaki 4. slide'da. CM Guide, CM Architecture linkinde. Diyor ki ben 300 byte tutarsa eğer bir log, ki Windows logları daha da fazla tutuyor. Her 1000 NPS'lik bir trafik için bir yılda neredeyse bir petabyte, değil mi bu? Petabyte neredeyse bir petabyte disk kullanırım diyor. Yabancı üreticiler bunu söylemek zorunda. Özellikle rekabetin şeffaf olması gereken ülkelerde bunu söylemezse başına gelebilecek şeylerden dolayı. Bu da kendi linkinde var. Dolayısıyla zannediyorum sıkıntı olmaz. Mesela FortiCM'de QC'lerde kendi özel geliştirdiği veri yapılarını veya database'i diyeyim ya da veri tutmak için kullandığı sistem her neyse onu kullanırken sahada gördüğüm şeyde production'da Elastic kullanıyor. Ona da şuradan bakabilirsiniz. Ama tabii siz orada FortiCM için ben Elastic istemiyorum veya istiyorum size bağlı. İstemiyorum derseniz Eskişehir'e devam edebilirsin ama şu anki pratikleri gördüğüm kadarıyla FortiCM POC'leri kendi veri tabanları üzerinde ama production'da kurdukları zaman ise Elastic'i tercih ediyorlar. Tekrar şeye geri dönüyorum sunuma şuradan. Ertuğrul Hocam 3 tane soru gelmiş. Tamam, cevap. Duyalım, okuyabiliyor musunuz size zaten? Tabii okuyorum. İki tane Murat Bey'den gelmiş. Bu iki haftayı da 30 gün boyunca arama konusunda disk türü önemli mi? Ve bir daha alabilir miyim? Biraz yavaş okuyabilir miyim? Bu iki hafta ya da 30 gün boyunca arama konusunda disk türü önemli mi demiş? Disk türü. Ya burada tabii canlı log için SSD'yi konuşuyoruz. Disk türü hız açısından soruyordur diye tahmin ediyorum. Tabii ki çok önemli. Bir de canlı loglar ve arşiv logları için disk türü olarak yorum yapabilir misiniz? Tabii arşivleri şeyde tutabilirsiniz. En ucuz şeylerde tutabilirsiniz. Disklerde tutabilirsiniz. Arşiv pratikleri şöyledir. Üründen ürüne değişmekle birlikte süre ve disk miktarı yöntem 3 aşağı 5 yukarı hepsinde aynıdır. Siz önce mesela gene Murat Bey sordu diye dallanıyorum. Bu kadar detaya inmeyi düşünmüyordum ama arşivden dönmek için öncelikli olarak şeye karar vermeniz lazım. Ben bir kere de 6 ay mı döneceğim? Bunun için bu sefer 6 aylık disk miktarını bir yerlerde ayırmanız lazım. Bu genelde mümkün olmaz. Dolayısıyla ürünler arşivden dönen ürünler şöyle çalışır. İşte atıyorum bir günü döner veya bir haftayı veya X günü döner. Oradaki veriyi tutar, bulduğu veriyi başka bir yerde tutar, siler, sonra tekrar bir haftaya açar filan.
çalışma yöntemini bilmeniz lazım. Eğer hepsini birden açıp bir kere de sorgulayan bir yöntem kullanıyorsa tabii ki arşivdeki tuttuğunuz disk hızı da önemli. Ama siliyor, açıyor, siliyor, açıyor, o zaman istediğinizde tutabilirsiniz. Bir soru daha var herhalde. Evet, bir soru daha var. Canlıda kısa süre, örneğin 30 gün log tutulsa arşivden 2 yıla kadar logları canlıya dönmek mümkün oluyor. Bir vaka incelemesinde arşivden log dönme süreci işletilerek çözüme ulaşılamaz mı? Tabii ki ulaşılabilir. İşte orada süreleri onun için verdim. Yani net süreler veriyorum. Bildiğim, test ettiğim veya formülünü üreticilerden bulduğum. 3 tane ürünün formülünü, bir tane ürünün formülünü verdim. 2 tanesinde bağlı olduğu teknolojiyi verdim. Dönülebilir. Birinde birkaç saate dönersiniz. Birinde birkaç hafta veya birkaç aya dönersiniz. Ama kesinlikle dönülebilir. Okey. Evet, tamam. Tamam, başka bir soru? Şu an yok. Tamam. Şimdi ben tekrar sunuma geçtim. Siz sunumu görebiliyor musunuz? Evet, görebiliyorum. Tamamdır. Şimdi canlı log meselesini bitirdim. Zaten Murat Bey sormuştu arşivle alakalı meseleler. Arşivle alakalı meselelerin hepsine cevap verdim aslında Murat Bey'in sorusuyla ilgili bu konuyu çözmüş olduk. Evet, şimdi korelasyona geliyoruz. Korelasyonla ilgili uzunca bir zaman harcayacağız. CM için en önemli özellik korelasyon. Olmazsa olmazı CM'in. Hatta Sanskene oradan örnek veriyor olayım. Bu işin %80'i hem zaman hem para hem enerji olarak korelasyondur diyor. İlk olarak korelasyonun performansı meselesine giriyor olacağım. Bu korelasyonun performans etkileri, kuralların yapıları, formatları veya tipiyle ilgili ilk makaleyi ben 2015 yılında StartJ'de yayınlamışım. Şimdi gene katılımcı listesini hatırladığım kadarıyla son sayıyı bilmiyorum ama ilk başta baktığımda gene bu problemleri yaşamış olan arkadaşları hatırlıyorum. Performansı yeterli olmadığı durumda korelasyonları almamaya veya çok geç almaya, zaten bazı tür korelasyonları da hiç çalıştıramamaya, zaten çalışıyor, defaultında var denilen korelasyonları da hiç çalıştıramamaya başlayabilirsiniz. Peki bunun için neye dikkat etmemiz lazım? İdeal bir CM ne olması lazım? İdeal bir CM ve korelasyonu birleştirdim. Şimdi hepimizin bildiği, işte domain admin grubuna bir kullanıcı eklendi, firewall'da polisi değişti, virüs tespit edildi, sahte DHCP sunucu tespit edildi, kullanıcı haklarında değişiklik oldu gibi alarmlar, bunlar korelasyon değildir aslında, alarmlar. Bu tür alarmların yüzlercesinin çalıştırılıyor olmasıyla, bunun çalıştırılması için gerekli olan CPU RAM disk miktarıyla, disk burada çok etkili değil de CPU RAM miktarıyla iç sürede Y adet olay olursa formatı, yani too many fail, log on activity, brute force detected gibi kuralların 100 adedinin çalıştırılıyor, aynı anda çalıştırılıyor olmasının CPU RAM gereksinimi çok farklıdır. Çok farklıdır. Buna göre bunları hesap etmek gerekir. Daha gelişmiş kurallara gelirsek mesela ne gibi? İşte Ertuğrul Akbaş son 6 aydır hiç SAP sunucuya öğleden sonra login olmamıştı, şimdi oldu. Bu onun için anormal bir durum. Veya Ertuğrul Akbaş bugün Türkiye içinden VPN yapmıştı. 4 saat sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nden VPN yaptı. Fiziksel olarak mümkün değil. Bu da anormal bir durum. Tarzı biraz makine öğrenmesi, biraz istatistik, biraz da ileride değineceğim kodların ya da korelasyonların yazılım algoritmaları kullanılarak geliştirildiği senaryolardaki CPU RAM ihtiyacı çok farklıdır. Disk ihtiyacı çok az değişir ama CPU ve RAM ihtiyaçları çok çok farklıdır. Performans noktasında önemli olan şey bu. Dolayısıyla gene aynı canlı log ve arşivle ilgili sorulsa iyi olur dediğim sorunun bir benzerini burada sormak lazım. EPS değerimizi veya günlük log miktarımızı biliyoruz. Ya verdiğim tablodan biliyoruz ya POC'den kestiriyoruz. Bir şekilde biliyoruz. Dolayısıyla ben 50 tane basit alarm çalıştırsam CPU RAM ihtiyacım ne olur diye kullanacağınız CM üreticisine, satıcısına, entegratörüne, danışmanına her neyse sorun.
Buna ben 50 tane de orta seviye, yani too many, iç zaman dilimi içerisinde y tane olay olursa tarzı kural eklersem ne olur? Nereye çıkar bu ihtiyacım? Ben buna bir 50 tane daha gelişmiş kural eklersem bu ne olur? Diye sorun. Bu rakamları aldıktan sonra zaten bunu işte 100-200 diye arttırarak ihtiyaç duyacağınız CPU RAM gereksinimini bulabilirsiniz. Performans tarafı bu. Şimdi ikinci önemli şey performansla ilgili. Korelasyonla performansın ne ilişkisi var diye tekrar sorayım bunu. Birinci alakası demin de dediğim gibi korelasyonlar çok geç çalışıyor olabilir, hiç çalışmıyor olabilir ve üçüncü bir şey, burada anlatacağım senaryo. Şimdi bazı ürünler, bazı global ürünler, ya ben logları 5000 EPS hızında toplarım ama korelasyona 1500 EPS'e çıkabilirim diye gene teknik dokümanlarda, yani satış pazarlama dokümanlarında bunlar yazmaz. Teknik dokümanları okumanız gerekir. Son kullanıcının bu konuda çaba sarf etmesi lazım. 1500 EPS'e çıkabilirim diye dokümanlarında yazıyor. O zaman bu aradaki 2500 EPS köpe mi atılıyor? Ne oluyor? Veya benzer şekilde gene Elasticsearch'ın bütün dokümantasyonu o konuları açık olduğu için bu söylediğimin tamamı oralardan kontrol edilebilir. Elasticsearch üzerine bina edilmiş CM'lerin neredeyse tamamı, hepsi olmasa bile ama neredeyse tamamı Elasticsearch sorgularını periyodik olarak çalışma yöntemini kullanır. Yani aslında yaptığı sizin bir sorgu hazırlar. Sizin Elasticsearch arayüzünden Kibana veya benzeri bir şeyle yazdığınız şekilde elastik formatında bir sorgu hazırlar ve onu belli periyotlarla belli zaman dilimleri için çalıştırır. Dolayısıyla periyot açıldığında bakacağı zaman dilimi genişlediğinde periyot çalışacak olan kural sayısı arttığında her şey değişir. Başta POC'de veya demoda gördüğünüz dünyadan farklı bir dünya karşınıza çıkmaya başlar. Dolayısıyla bunlara demin de sorduğumuz sorular şeklinde yaklaşmak lazım. Yani soruları, o soruları sorup bunun cevaplarını alıyor olmak lazım. Diğer önemli bir konu gerçek zamanlı korelasyon. Şimdi machine learning veya ileri seviye korelasyonların bir kısmını hemen tespit etmek çok kritik olmayabilir. 15 dakika sonra tespit etsek de veya bir saat sonra farkına varsak da bizi kurtaracak olan senaryolar var. VBA konusuna geldiğinde zaten söyleyeceğim. Hepimiz de tahmin edebiliyoruz ki çok yoğun veri işleniyor. Hiçbirisi gerçek zamanlı çalışmaz. VBA kullanan hiçbirisi gerçek zamanlı çalışmaz. VBA kısmı. Şimdi onlar da korelasyon motoru da barındırıyorlar. Korelasyon motoruna tabii ki gerçek zamanlı çalışan senaryolar var ama makine öğrenmesi, yapay öğrenme ile tespit ettikleri senaryoların hiçbirisi gerçek zamanlı çalışmaz. Peki gerçek zamanlı neden önemli? Bazı senaryolar var. Eğer gerçek zamanlı tespit edemezseniz ata alan üçlüleri geçiyor. Yani mesela domain admin grubuna bir kullanıcı eklendiğinde ya da firewall etkisiyle değişiklik yaptığında, disabled'den bir hesapla ayrışmak istendiğinde, ne bileyim mesela çok bildiğimiz bir senaryo işte. Aynı proses 5 dakika içerisinde onlarca dosyayı birden fazla VLAN'da aynı anda silmeye başlıyorsa falan gibi. Bunları aynı anda bilmek isteriz. Bilemezsek eğer atı alan üçlüleri geçer. Dolayısıyla gerçek zamanlı korelasyon yapılıp yapılmadığına da bakılması lazım. Bir ürün, ideal bir ürün, özellikle kuvvetli bir korelasyon motoruna sahip bir ürün seçmek istiyorsak. Bundan sonraki adım bu korelasyon senaryolarının kalitesi, farkı veya korelasyon, CM korelasyon piramidinin nerelere çıkabildiği. Şimdi ben gene bir Medium hesabındaki başka bir makaleye dallanacağım. Dolayısıyla tekrar şeyi değiştireceğim. Evet. CM korelasyon ilk sürede Y adet olay olursa veya A olay olursa demek değildir diye bir makale açtım. Gözüküyor mu? Evet, gözüküyor. Tamam, okey. Şimdi burada alan korelasyon ve ileri korelasyon
farklarını örneklerle anlatmaya çalışacağım. Şu okuyacağım örnekler aslında alarm, korelasyon bile değil. İşte FortiGate'de polisi değişti. Veya bir kullanıcı çok fazla, çok kısa sürede çok fazla başarısız oturum açtı. Brute force tespit edildi. Paylaşılan klasörlere yetkisi erişim tespiti yapıldı. Sahte dersi düşünücü tespiti yapıldı. Port scan tespiti yapıldı. Brute force tespiti yapıldı. DDoS atak tespiti yapıldı. SQL Server password'ı resetlendi. Windows policy değiştirildi. Zaten yapısını anlayabiliyorsunuzdur. Yapısı daha önceden bahsettiğim gibi ya alarm ya da ilk zamanda yet adet olay olursa tarzı kurallar. Şimdi bu makale bu makalenin içerisinde şöyle bakalım. Maşallah. Merak edenler için 1189 evet. 1189 tane bu basit benim birinci korelasyon piramidinin birinci ve ikinci basamağı dediğim kurallara ve piyasada işte bir Elasticsearch'ı alıp kitaba girip Elasticsearch üzerine demin anlattığım tarzda periyodik sorgu çalıştırarak bile yakalayabileceğiniz yüzlerce kuralı içeren ama neredeyse piyasadaki açık kaynak veya ticari ürünlerin tamamıyla yapılabilecek olan kuralların listesi var. Bu 1189 tane kural neredeyse bütün açık kaynak ürünler, CM ürünleri ve şeylerle yakalanabilir. Duyuyor musunuz beni? Evet, sesiniz geliyor. Okey. Bunlar benim korelasyon piramidinin birinci ve ikinci seviyesi dediğim kurallar. Dediğim gibi bunu Elasticsearch'e girip GitHub'a girip Elasticsearch üzerinde alarm oluşturabilecek. Mesela bir tanesinin ben burada vermişim. Çok meşhur, herkes biliyordur. Bunlarla bile çoğunu yapabilirsiniz. Bu iki basamağını oluşturuyor. Şimdi bunların üstünde neler var? Bunların üstünde demin de bahsetmiştim. İstatistiksel yöntemleri kullanan veya kod olarak yazılabilen algoritmaları, yani üst seviye dillerle, mesela biz bunu şu lokta Java ile yapıyoruz. Kod olarak yazılabilen freeform algoritmalar ya da yapay öğrenmeyle tespit edilebilecek olan senaryolar var. Bunlar çok önemli. Gene ben burada bu senaryolarla ilgili 100'e yakın senaryo örneği verdiğimi hatırlıyorum. Elimizde ise 1500'den fazla buna benzer senaryo var. Bunlarla alakalı da daha sonra bana ulaşmak isteyen olursa ulaşabilir. Neler var? Mesela 2 aydan daha uzun süredir login olmayan kullanıcı varsa network'te uyar. Şimdi ben böyle bir kuralı ilk defa söylediğimde veya konuştuğumda hani bir korelasyonu da nasıl analiz ederiz? Önümüze gelen bir korelasyona nasıl bakarız? Nasıl bunu parçalara ayırırız? Onunla alakalı da bu ileri seviye korelasyonlar üzerine giderken birkaç örnek vereyim. Ben bunu ilk söylediğimde işte CM daha önceden yerli yabancı CM ürünü kullanmış olanların aklına hemen expiring list geliyor. Ama bu doğru değil. Büyük bir yanılgı gene. Çünkü ben 2 aydan daha uzun süredir diyorum. Yani 60 gün, 61 gün, 65 gün, 80 gün, 95 gün, 10 bin gün üstü. Dolayısıyla expiring list ile bunu tespit edemezsiniz. Çünkü ne zaman expire edeceğini bilmiyorsunuz. 30 günden daha uzun süredir şifre değiştirmeyen kullanıcı olursa, mantık aynı. 4 saatten uzun RDP açık kalan olursa, VPN açık kalan olursa aynı. 72 saatten uzun süredir IP değiştirmeyen olursa aynı. Mesela aynı domainden alınan gönderilen günlük mail trafiğinde anormallik olursa, istatistik veya yapay öğrenme. Günlük aktivite sayısı veya süresinde anormallik olursa gene istatistikler veya yapay öğrenme.
Yine abnormalla başlayanların hepsi istatistik ya da yapay öğrenme. Geçiyorum şöyle hızlıca tekrar oraları. Abnormalla başlayanlar mesela anormal mail sayıları günlük yine yapay öğrenme. Evet. Mesela authentication anomaly counter mismatch yine yapay öğrenme veya istatistik bunların hepsinde kullanılıyor arka tarafta. Aynı anda aynı kullanıcı bir makineye VPN yaparken başka bir makineye de RDP yaparsa. Mesela burada operatörler devreye giriyor. Yani kullanacağınız CNN'in operatörleri. Aynı anda değil bir operatörünüzün ya da aynı anda bir kontrol ediyor olmanız lazım. Yine burada daha önceden CM kullanmış arkadaşların aklına şu gelebiliyor. Aynı anda operatörü yok ama şöyle yapabilirim. Birkaç saniye içerisinde hem VPN hem de RDP yapmış aynı kullanıcıyı bulabilirim ve bunu her saniye çalıştırabilirim. Bu doğrudan bir yöntem değil, kulağa uzaktan göstererek çözme yöntemi ama burada bu sefer sisteme çok yoğun bir iş yükü gelir. Yorarsınız sistemi. Bunun gibi 50 tane şey olduğunu düşünün, kuralınızın olduğunu düşünün. Her saniye, her 3 saniye, 5 saniye tarayacaksın. Devam ediyorum. Buralarda çok soru gelir diye tahmin ediyordum ama soru yok mu? Şöyle var. Buyurun, kesebilirsiniz beni. Tamam. Önce bir sizden bir istek olmuş Murat Bey'den. CM alırken mutlaka bunları sorun, sorgulayın, dokümanlardan kontrol edin şeklinde bir blog yazısı yazabilirseniz çok faydalı olur hocam demiş. Ve Adem Bey yapmıştım ama toplayayım. Güzel, doğru fikir. Doğru, güzel, çok güzel. Tamam. Adem Bey'in bir sorusu var. Okuyorum. CM'de tanımlı korelasyonlar için gerekli log alanları ayrı bir tabloda indekslenerek daha hızlı ve efektif bir sistem oluşturulamaz mı? Tabii yani şöyle, siz şimdi hangi logun korelasyonda kullanılacağını bilemezsiniz. Dolayısıyla bütün logları korelasyona besliyorsunuz zaten. Böyle bir indeks yapısı, yani şu an kafamda hemen hesap ettiği ederek söylüyorum, faydasız olur. Çünkü her şeyi beslemek durumundasınız. Var mı başka soru? Chat bölümünden de var sanırım ama ben de şu an tıklanmıyor, göremiyorum. O yüzden ben... Q&A bölümüne yazabilirseniz soruları. Benim gördüğüm bir şey var mı? Ben de göremedim bir şey. Okay. Göremiyorum. Tekrar ben sunuma döndüm. Sunum geldi mi? Evet geldi. Bir soru var Mert Bey'den. Tamam. Okuyorum. Tekrar makaleye döndüm. Makale Medium da geliyor değil mi şu an önümüze? Şu an evet makale gözüküyor. Tamam. Soruyu alabilirim. 2 aydan uzun süredir login olmayan kullanıcı varsa uyar kısmında daha detaylı bir yönlendirmede bulunabilir misiniz? Burada baz alınması gereken en doğru kriter nedir? Örneğin VPN baz alınırsa TunnelUp eventlerini aradığımızda bir referans seti olmadan korele edilebilir mi? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu senaryolar benim oturup da kafadan uydurduğum senaryolar değil. Değişik regülasyonlarda bu senaryolar veya buna benzer senaryolar zaten olması gereken şeklinde belirtiliyor. Bununla alakalı da yazdığım hangi regülasyonda, hangi korelasyon kurallarına atıf var, ne tip korelasyon kurallarına atıf var yazmıştım. Bu da o senaryolardan bir tanesi. Şimdi tabii burada böyle bir durumda biz daha ziyade iç network'teki bu aktivite bizim için önemli oluyor. Yani VPN çok sık yapılmıyor olabilir. Böyle bir durumda da haberdar olmak isterim ben. Yani bir kullanıcı 6 ay sonra tekrar yapmış. Mesela bu benim SAP danışmanım olabilir. Bir ay gelmiştir benim şirketime. Bir aydan sonra işi bitmiştir. Tekrar bunun VPN yapmaya çalışması, hele hele yapıyor olması benim için problem olabilir. Ama bu kural esasında iç taraf için önemli. Yani bir kullanıcı 2 aydır yoktu, 3 aydır yoktu, 6 aydır yoktu. Bir kullanıcı disable etmeyi mi unuttuk? Veya kullanıcı çalışıyor, niye 6 aydır hiç network'te log üretmemiş? Aklıma gelen soruların cevabını bulmak isterim.
VPN tarafı böyle, iç taraf da böyle. Bir soru daha var, okuyorum. Tabii, buyurun. Standartta çok bilinen ataklara karşı SIEM ürünlerinde kullanılacak korelasyon kurallarına ait template'leri bulabileceğiniz mecralar var mıdır? Şöyle, demin onu söyledim. Buradaki 1189 tane kural zaten piyasadaki bilinen ürünlerin tamamının korelasyon setini cover ediyor. Ama daha advanced korelasyon setine sahip olan ürünler var. Onlar da global ürünler kendi web sayfalarında doküman olarak bu korelasyon setlerini, mesela Curador'ın web sayfasına girip hazır korelasyon kütüphanesinde hangi kurallar var? RSA'nın web sayfasına girip RSA-CM'in korelasyon kütüphanesinde hangi kurallar var? Hepsini görebilirsiniz. Ama böyle advanced korelasyonlar haricinde, demin de söyledim, açık kaynak ya da ortalama CM yapan yerli yabancı bütün ürünlerin korelasyon kütüphaneleri bu 1189'dan oluşuyor. Bunun üstüne çıkmak istediğiniz zaten ürün sayısı azalır. Orada da o ürünlerin tamamı, hatta eğer doğru iletişime geçerseniz, isim vereyim gene yabancı olduğu için, ExaBeam ve Securonix size kendi model listelerini bile paylaşır, gönderir, alabilirsiniz. Gizli şeyler değil, zaten korelasyon işin %80 olduğu için korelasyonu iyi yapan üreticiler korelasyon korelasyon diye bağırırlar ve siz bir soru sorduğunuzda memnuniyetle cevap verirler. Burada önemli olan son kullanıcının soruyu soruyor olması. Var mı başka soru? Var. Change log'lar, buyurun, security log'lar, hangi tip log'lar toplanmalı demiş Fuat. Bir daha soruyu alayım. Change log'lar, security log'lar, hangi tip log'lar toplanmalı? Şimdi bu konuyla alakalı da yakın zamanda bir video seyretmiştim. Gene Sans'ın düzenlediği bir videoydu. Güzel bir şey söylüyor. Diyor ki yarın bugün değildir. Dolayısıyla sizin bugün almadığınız ya da bugün filtrelediğiniz loglar 6 ay sonra hayat kurtarabilir. Çünkü log dediğiniz şey IT altyapısının kara kutusu. Uçaktaki kara kutu neyse IT de bizim için log da o. Neleri almayacağınızı, neleri filtreleyeceğinizi eğer kendinizden çok çok eminseniz yapın. Öteki türlü alabileceğiniz her şeyi almanızı öneriyorum ben. Dolayısıyla hepsini alın. Kara kutu örneğini unutmayın. Yani uçak düştüğünde kara kutuda ne kadar çok veri varsa o kadar işe yarar, o kadar çözümü hızlandırır. Şu an benim için önemsiz diye düşündüğünüz şey 6 ay sonra, 1 sene sonra hayat kurtarabilir. Şu anda soru yok, gelmedi başka. Tamam, o zaman devam ediyorum. Okey. Tamam. Mesela herhangi bir şehirden ilk defa VPN yapıyor bir kullanıcı ve advanced kurallara devam ediyorum. Eğer bu domain son 24 saat içerisinde oluşturuldu, bu domain Alexa 1 milyon veya Cisco Umbrella 1 milyon listesinde ve bizim whitelist'te yoksa uyar beni. En az 15 gündür, en az 15 gündür yani 20, 30, 40, 60, 365 gün hiç VPN yapmamış bir kullanıcı kısa süre içerisinde birden fazla workstation'a Ümit Interactive logon olmuşsa uyar beni. En az 30 gündür veya daha fazla süredir 40, 60, 90, 365 her neyse suskun olan bir makina veya kullanıcı tekrar ağda görülürse otomatik olarak makineyi kapat ve kullanıcıyı disable et. Mesela entropi mismatch. Bunun için entropy operatörü gerekir. Excessive user logons on host. Mesela SQL veri tabanına bu kullanıcıyla ilk defa erişim. Bu ISP'den ilk defa erişim. First time yani ilk defaların. İlk defa olması anormal. 6 aydır siz log topluyorsunuz. 6 aydır o cihaz veya o kullanıcı o işlemi hiç yapmamış ve 6 ay sonra bir kapattan yapıyor. Bu şüpheli bir durum. High number of accounts gene istatistik veya makine öğrenmesiyle tespit edebileceğiniz kurallara örnekler. İşte aynı adresten authentication ve
lockout oranları arasındaki anormallik. Geçmişe bakıyor, bugüne bakıyor. Ha, bugün diyor bir anormallik var diyor. Bu tarz kurallar. Yine bu high number'lar aynı, hepsi aynı formatta. Mesela bir kullanıcı oluşturuldu ve en az, buraya en az yazmayı unutmuşum, en az 70 saat bir kullanılmadığı için ise şöyle geçeyim hızlıca. Bunlar, bu tarz kurallar daha ileri seviye, her CM üründe bulunamayacak olan kurallar. Var mı bana soru? Soru var. Gelir diye tahmin. Evet, buyurun. Karmaşık korelasyon kurallarını baştan mı belirlemek gerekiyor? İndeksleme ona göre mi yapılıyor? Sonradan farklı korelasyon sorgusu çalıştırabilir mi? Şimdi indeksleme ile korelasyonun iyi ürünlerde hiç alakası yok. İyi ürünlerde hiç alakası yok. Ama Elasticsearch kullanıp Elasticsearch üzerinde periyodik sorguyu korelasyon olarak sunan ürünlerde neyi indeklediğiniz önemli. Ama ne bileyim Securonix'te, Exabeam'de, Curadar'da, Splunk'ta, Logit'imde korelasyonla indeksleme ayrı çalışır. İki ayrı modüldür. İkisi paralel çalışır. Dolayısıyla nasıl bir ürün seçtiyseniz ya da kullanıyorsanız ona göre değişir. Ama normal şartlarda gene meşhur olduğu için söylemiş olayım, kimse itiraz etmeyecektir. Gartner liderler sekmesindeki ürünlerin korelasyonları ayrı bir modüldür, ayrı çalışır, logu toplar, ondan sonra raporlaması, indekslemesi, search'ü ile korelasyonu ilişkisizdir. Ben gene sunuma geçtim, sunum gözüküyor mu? Evet, gözüküyor. Bir soru daha var İlker Bey'den. Tamam. Eğer önce oluşturulan kullanıcıları bir listeye atıp sonra da silinen kullanıcıları bir listeye atıp sonra da listeleri oluşturduktan sonra işlem yapan herhangi bir kullanıcı bu iki listede de var mı diye kontrol ediyorsanız veya benzer bir mantık ile çalışıyorsanız evet, silinen kullanıcıları listeye attıktan sonra tekrar o kullanıcı ile ilgili değil, silinme logu hiç log gelmeyeceği için bunu nasıl çözüyorsunuz? Çok anlamadım. Ben okurken... Şimdi bir daha okuyun, anlamaya çalışalım. Ya biraz yavaş okuyabilirseniz. Tabii. Bu senaryoyu şunu da ekleyelim. Eğer önce oluşturulan kullanıcıları bir listeye atıp sonra da silinen kullanıcıları bir listeye atıp sonra da listeler oluşturulduktan sonra işlem yapan herhangi bir kullanıcı bu iki listede de var mı diye kontrol ediyorsanız veya benzer bir mantık ile çalışıyorsanız silinen kullanıcıları listeye attıktan sonra tekrar o kullanıcı ile ilgili değil, silinme logu hiç log gelmeyeceği için bunu nasıl çözüyorsunuz? Kim sormuş bunu? İlker Gülen. Ha, İlker Bey. Şimdi teyit edin lütfen. Şey kuralını istiyorsunuz değil mi? İşte son 30 günden 30 gün veya daha uzun süredir hiç aktivitesi olmayan suskun bir kullanıcı birden patlanan 6 ay sonra gelirse bunu nasıl anlıyoruz? İlker Bey bunu istiyor. Yazarsa chatten. Hocam bir sorunun ilk kısmı da varmış. Galiba şu senaryodan bahsediyor. Bir kullanıcı oluşturulur ve sonra 15 dakika içinde bu oluşturulan kullanıcı ile işlemler yapılıp sonra da bu kullanıcı silinirse uyar senaryosunu takip etmek istiyorum demiş. Bu başka bir senaryo. Okey. Bayağı uzun bir şey yazmış ama. Ben anladığım zannediyorum. İkisi farklı senaryo. İlkinde nesneler arasındaki ilişkileri kullanacağız. Cross correlation. Onun için listeye gerek yok. Yani bir kullanıcı oluşturuldu, kullanıcı ile işlem yapıldı, sonra 15 dakika sonra bu kullanıcı silindi. Bunun için liste kullanmaya gerek yok. 3 tane olayı birbirine mantık olarak bağlayacağız. Zaten sunumda onunla alakalı bir slide var. Korelasyon motorunun mantıksal işlemler yapabiliyor olması lazım meselesi bu. Yani arada birinci olayla ikinci olay arasında zaman ve state ilişkisi kurmak. İkinci olayla üçüncü olay arasında zaman ve state ilişkisi kurmak. İkinci sorduğu soru İlker Bey'in ise benim verdiğim şey senaryosunun sorusu. 30 gün veya daha uzun süredir network'te ses çıkartmayan, suskun olan, gözükmeyen bir kullanıcı 6 ay sonra, 30 gün dedim ama 30 günden büyük bir süre, 31. gün ya da 6 ay sonra patlan network'te
gözükürse bunu nasıl anlıyorsunuz? Bunu listelerle anlamıyoruz işte. Bu çok güzel bir soru aslında. İlker Bey nasıl söyleyelim? İlker Bey Shulog kullanıyor. Onu söyleyelim önce. Shulog kullanmasaydı eğer bunu listelerle yapmaya çalışıyor olurdu ve listelerle yapmaya çalışınca ilk başvurulan şey bunun için expiring list yapmak. Ama expiring list burada çalışmıyor olacak. Bunun için iki farklı olayın zaman dilimi içerisinde 6 ay, 1 yıl, 2 yıl iki farklı olayın anında karşılaştırmasını yapabiliyor olmak lazım. İlker Bey benim sunumu görmüş herhalde. Bu da slide olarak var. Şunu yapıyoruz bu tür detection'larda, bunu yapabilen ürünlerde. Şu an bir kullanıcıyla alakalı bir log üredi. Diyoruz ki sen geriye dönüp tuttuğun bütün loglarda, burası kritik, işte tuttuğun bütün loglarda arşivde mi tutuyorum, canlıda mı tutuyorum, memory'de mi tutuyorum, memory'de tutuyorsam ne kadar RAM veriyorum, memory'de tutmuyorsam bununla alakalı özel bir fonksiyonum, operatörüm, geliştirdiğim bir algoritmam veya makine öğrenmesi, yapay öğrenme modelim var mı? Ona göre hepsiyle çözülebilir. Bunlardan biri varsa eğer diyorum ki ya bu kullanıcıyı en son ben ne zaman görmüştüm? Hatta bir tık daha öteye gideyim İlker Bey'in bize açtığı yoldan. Mesela ben bu kullanıcıyı görüyorum. Bu kullanıcının logları var ama authentication logu hiç yok. Dolayısıyla şunu merak eder oldum. Ya bu kullanıcı nın iki otantikasyonu arasında ne kadar süre geçmiş? Hiç otantik olmadan 6 ay bu network'te bulunabilmiş mi? Bu nasıl oluyor? Çok acayip bir şey. İşte bunların hepsi demin bahsettiğim gibi ya bununla alakalı bir yapay öğrenme modeli ya bununla alakalı bir algoritma geliştirerek bulunabilen şeyler. Var mı başka soru? Var bir tane daha. Tamam. Mitre Framework'ü ne derecede CM'e uyarlayabiliriz? Zaten artık ticari işi o. Herkes uyarladı. Yani uyarlanmış halleri var yani. Var mı başka soru? Evet, bir tane daha var Didem Hanım'dan, okuyorum. Tamam. Güvenlik kritik prosesleri için benzer isimdeki fake process isimlerinin her gün yenilenmesi durumunu düşünürsek bunu besleyecek sandbox gibi ya da EDR ürünleri gibi ürünlerden mi faydalanmalıyız yoksa bunun için standart bir kural var mıdır bu isimler dışında? Evet, şimdi tabii faydalanabiliriz. Şu an benim ekranda paylaştığım slide'da verdiğim örnek ağınızda güvenli olması gereken kritik proseslerle başlayan senaryoda bunu söylüyor zaten. Bunun çözümü. Bazı ürünlerde işte böyle isimleri perdeleme yöntemiyle son kullanıcıyı kandırmaya çalışan yöntemleri tespit eden algoritmalar var. Veya Didem Hanım'ın dediği gibi net siber güvenlikle alakalı kullandığımız diğer araçlardan da faydalanabiliriz. Onların loglarını da analiz ederek bunu tespit edebiliriz ya da ikisini birden yapabiliriz. Ama Didem Hanım zaten şu an ekranda gördüğüm üçüncü senaryoyu sormuş oldu. Bir tane daha soru var Fulya Hanım'dan. Tamam. Log kaynaklarının log göndermesi durduğunda bunu tespit etmek çoğumuzun sorunu genelde. Belirli periyotlarda manuel karşılaştırmalar ile log gelen kaynaklar ve tüm log kaynakları karşılaştırılarak yapılıyor. CM ürünlerinde bazı çözümler var fakat false çok fazla yaratıyor. Sizin bir öneriniz var mıdır? Kural yazılabilir bunun için. Yani her log kaynağının ne sıklıkla hangi sıklıkla log göndereceği ya da mesai saati için, mesai saati dışı, hafta sonu, hafta içi diye ayrılarak
bir kural yazılabilir. Şu kadar dakika, şu kadar saniye log gelmiyorsa uyar denebilir. Sorularıma tam cevap alamayan arkadaşlar tekrar yazıp sorabilir. Ben anlaşılmıştır diye cevap veriyorum ama anlaşılmadıysa tekrar sorun lütfen. Var mı başka soru? Yok, başka soru gelmiyor. Tamam. Tamam. Şimdi peki ileri korelasyon örneklerine devam edelim listenin haricinde. Mesela Domain Generation Algorithm Detection denilen bir yöntem var. Yapay öğrenmeyle yapılıyor. Virüsler veya saldırgan yazılımlar, prosesler şeye dair sisteme bulaştığında mümkün olduğunca buna test etmeye çalışıyoruz. Ve mümkün olduğunca bilinen yerlere, network'te kritik olan yerlere bulaşırlar. Bunları test etmenin yöntemlerinden bir tanesi de bunlar oluşurken normalde bir insan tarafından oluşturulmuş isimlere benzemeyen garip grup isimlerle oluşturulurlar. İşte bunlara random sequence deniyor. Ve bazı ürünlerde bu oluşturulan virüsler veya malware'ler veya ona benzer yöntemlerle oluşturulan bu garip grup anlamsız insan tarafından oluşturulması imkansız gibi gözüken dosya veya proses isimlerini avlayabilirseniz, yakalayabilirseniz sizin için büyük bir olay. Çünkü saldırılar büyük olasılıkla böyle oluyor. Dolayısıyla bu isimlendirmelerin böyle bir saldırganlar tarafından mı oluşturulduğu yoksa gerçekten sistem prosesini veya bir kullanıcı tarafından mı oluşturulduğunu anlamanız lazım. Bununla alakalı random sequence detection denilen algoritmalar var. Ve bazı ürünler bunları kullanabiliyor. Demin Nidem Hanım sormuştu herhalde. Proses maskeleme meselesi. Mesela network'te her zaman görmeye alıştığınız proses isimlerinin birkaç tane ama insan gözüyle bakıldığında çok kolay yanılacak birkaç tane harfi değiştirilerek network'e injekte edilen ya da edilmeye çalışılan prosesler oluyor saldırganlar tarafından. İşte bunu da proses maskeleme tespit algoritmaları var. Bunları kullanarak tespit edebilen CM çözümleri var. Neden ileri korelasyonlar farklı? X sürede Y tane olursa veya işte kullanıcı oluşturulursa, firewall'da proje değiştirirse tarzından farklı onu anlatmaya çalışıyorum. Burada da soru geleceğini tahmin ediyorum. Mesela bu da e-mail adresi maskeleme. Siz her zaman Ertuğrul Akbaş, anetyazılım.com.tr'den mail alıyorsunuz ama bir mail geliyor anetyazılım.com'dan veya Ertuğrul değil de şifre ile geliyor. Mesela anetyazılım.com.tr'yi hacklemiş arkadaş, bizim de haberimiz yok. Ama Ertuğrul Akbaş değil de şifre ile gönderiyor gibi. Ortalamada çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Yine bunları tespit etmekle alakalı algoritmalar var. Yani bunlara algoritmik yaklaşmak lazım. Bir periyodik çalışan bir sorgu veya bir görsel bir arayüzden bunların geliştirilebiliyor olması çok mümkün değil. Gene devam ediyorum. İleri korelasyon örneklerine devam ediyorum. Mesela bir soru daha geldi İlker Bey'den. Tamam. Siber saldırılar esnasında oluşan izlerin temizlenmesi amacıyla saldırganlar genelde olay kayıtlarını silmeyi denerler. Eğer gece yarısı böyle bir olay olur ise tetiklemeyle aksiyon almamız tüm serverlardaki event kaybetmeden engelleyebilir miyiz? Bunun için default bir kuralımız var mıdır? Ya, aksiyon aldırabilirsiniz. Yani bazı ürünler aksiyon alabilir. Yani o makineyi kapatabilir ama event ne zaman ürüyor tam bilmiyorum. Yani log kaydı, event viewer'daki loglar silindi kaydı. Ne zaman ürüyor bilmiyorum. Eğer silindiği zaman ürüyorsa zaten silmiştir arkadaş. Siz kapatmış olursunuz. O gider diye tahmin ediyorum. Ama hani disk üzerinde fiziksel olarak silinen bir dosyayı geri alma yöntemleriyle geri gelebilir mi? O işin uzmanına sormak lazım. Bilemiyorum onu ama event eğer silinmeye başlandığında geliyorsa o arada anında
kapatarak kurtarabilirsiniz. Onun haricinde CM'le yapılabilecek bir şey yok. Yani SUAR'la da yapılabilecek bir şey yok. Mesela CM'le birlikte SUAR da almış olsanız ona da yapılabilecek bir şey yok. Çünkü öncelikli olarak bu eventin üremesi lazım. Eğer olay bittikten sonra ürüyorsa gene altı alan üstüleri geçmiştir. Var mı başka soru? İlker Bey devam etmiş. Evet. Bu şekilde mi okunabilirim ama sure log üzerinde bloklar yok mu diye devam ettim. Sormuş soruyu. Log üzerinde bloklar var. Event diye buradan geliyor. Event ID'si de 1 diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Başka soru var mı? Yok, hayır, gelmedi. İleri korelasyon örneklerine devam ediyorum. Şimdi mesela Sysmon Event ID kullanarak bir kullanıcının gelen maillerdeki linki tıklayıp tıklamadığını anlayabiliriz. Nasıl anlayacağız? Eğer Sysmon Event ID 1'de URL bilgisi geliyor. Bu gelen URL bilgisi aynı anda tabii Internet Explorer ve Office proseslerine bakmak gerekiyor. Sysmon Event ID'de gelen proses bilgileri parent image'la command line output tag'le explore exe olması gerekiyor. Bu URL yani buradaki xyz com test index html aynı anda URL proxy loglarında da varsa mesela burada gene aynı anda operatör diye bir operatör karşımıza çıktı. Böyle bir operatör olması lazım. Aynı anda proxy loglarında varsa bu kullanıcı bunu tespit etmiştir. Şimdi burada aklımıza şu da gelebilir. Ya bu adam aynı anda bunu tıklamadı da 5 gün sonra tıkladı. Yani 5 gün içerisinde bunu tespit edecek. Zaten büyük ihtimalle bir sürü sandbox ve başka bir şey vardır ama gene bu işi de CM'e attığımızı düşünelim. İşte orada ne kadar süre canlıda tutuyoruz, ne kadarını korelasyon tarafından erişilebilir tutuyoruz, ne kadarını inmemör tutuyoruz önemli. Bunlara bakarak yapılıp yapılamayacağına karar verebiliriz. Peki, evet şimdi demin de dedim 1189 adet korelasyon kuralı piyasadaki bütün ürünlerdeki birinci ve ikinci seviye korelasyon kurallarını kapsayan bir kütüphane. Peki neden bütün ürünlerde, bütün CM ürünlerinde bu gelişmiş korelasyonlar desteklenmez? Yoktur da bazılarında vardır. Buna cevap vermeye çalışacağım. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi korelasyon notunun performansı. Şimdi aşağıda dediğim gibi bunu şeylerde teknik dokümanlarda bulabilirsiniz. Pazarlama, satış pazarlama dokümanlarında bu detay olmaz. Onun için teknik dokümanlarına bakmanız lazım. Aşağıda global bir ürünün teknik dokümanı var. Ekran gözüküyordur diye umuyorum. Diyor ki burada ben diyor işte bu modelde maksimum 5000 EPS logu toplarken diyor bunun diyor korelasyonunda ben 1500 EPS'e kadar çıkabilir. Yani ben her ne kadar 5000 toplasam da korelasyonda 1500'e kadar çıkabilir. Global ürünler bu tür detayları demin de söylediğim gibi uluslararası rekabet ve rekabet kanunlarının şeffaf olması gereken ülkelerde de satış yaptıklarından dolayı benzeri sebeplerden yazmak durumundalar. Eğer ararsanız bulursunuz. Gene neden yazamazlar? Demin de operatörlerle alakalı örnek verdim. Bazı algoritmaları desteklemek, bazı işlemleri yapmak, bazı karşılaştırmaları yapmak için operatörlere ihtiyacımız var. Bazı ürünler bu operatörleri desteklerken bazıları desteklemez. Mesela siz mesela bir sunucudan Windows event loglarını topluyorsunuz ve event o sunucudan gelen event ID'lerin ardışık olmasını istiyorsunuz. Arada bir event ID gelmezse ya da ardışık gelmezse haberdar olmak istiyorsunuz. Bunun için özel bir operatöre ihtiyacınız var. Operatör dediğim şey bu. Mesela bir kullanıcının yaptığı bir işlemi dün aynı saat dilimi içerisinde yapmadığını kontrol etmek istiyorsunuz. Bunun için ayrıca bir operatöre ihtiyacınız var. Veya dün değil de bir hafta önce aynı gün.
bu salı yaptığı işlemi geçen salıda yapmış mı bakmak istiyorsun. Şimdi bunu standart bildiğimiz korelasyon ürünlerinin gözünüzün önüne korelasyon kodu geliştirme editörünü getirin. Bunu eğer biz bir haftalık zaman dilimi içerisinde bunu yazarsanız eğer bir haftalık logo ürünlerin çoğu memoryda tutmak durumunda kalır. Böyle bir durumda da sizin memori maliyetiniz artar. Ya da bunun için özel operatörleri olan ürünler var. Onlar bu memori maliyetini oluşturmadan çözüyorlar bunu. Veya demin örneklerde vermiştim. Aynı anda operatörü. Yani iki olayın aynı anda olup olmadığını anlamak için ya demin de söyledim her saniye 3 saniyelik bir window'u tarayacaksınız. Bu gene CPU ve RAM maliyeti. Ya da buna ihtiyaç duymadan, bu maliyete girmeden bir operatörle bunu çözeceksiniz. Operatörler çok önemli. Yani korelasyon için performans, operatörler, listeler diğer önemli bir konu. 3 aşağı 5 yukarı bütün ürünlerde liste vardır. Ama bazılarında tek boyutlu liste vardır. Listelere sadece ekleme çıkartma yapabilirsiniz veya karşılaştırma yapabilirsiniz. Bazı ürünlerde ise çok boyutlu liste vardır. N-dimensional list management. Sonra bu listeler üzerinde işlem yapabilirsiniz. İki listenin kesişimini bulabilirsiniz. Birleşimini bulabilirsiniz. Bir listeyi diğerinden çıkarabilirsiniz. Farkını bulabilirsiniz. Liste elemanlar üzerinde işlem yapabilirsiniz. Listenin birinci elemanıyla ikinci elemanı topla. Elemanları topla. Ortalamasını al falan gibi. Elemanlar üzerinde matematiksel veya mantıksal işlem yapabilirsiniz. Yani listeler de böyle derinleşiyor. Korelasyon konusuna girdiğinizde her başlık aslında alt başlık olarak ciddi derinleşiyor. Mesela benim çok boyutlu bir listem var. Şöyle bir liste tuttum. Ben burada şu soruyu sormak istiyorum. Mesela Ali kaç farklı source sahibi almış? Bu listenin üzerinde bu sorguyu yapabilecek bana bir operatör lazım. Bu soruyu hızlıca arayüzden bir yere tıklayan kaç farklı destination IP'ye gitmiş söyle bana. Veya kaç farklı kaynak IP almış. Veya iki işlem arasında yaptığı iki authentication arasında listede tutuyorum authentication'ları. Zaman farkı ne kadar gibi buna benzer soruları, işlemleri, mantıkları, matematik işlemleri liste üzerine yapabiliyor olmam lazım. Yani liste var, liste var. Bizdeki meşhur atasözü gibi. Murat Bey bir soru sormuş listelerle alakalı. Buyurun. Önce korelasyona ihtiyacı yoksa Greylock yeterli olur mu? Listeler konusunda bilgi mi? Önce ona cevap vereyim. Korelasyon ihtiyacı yoksa ve logları da uzun süre canlı tutma ihtiyacı yoksa, çünkü Greylock da bunun için elastik kullanır. İhtiyacı yoksa ya da uzun süre tutacak ama yüzlerce terabayt disk alanı var veya exabinde hatırlıyorsanız petabayta çıkıyordu. Disk alanı varsa Greylock yeterli olur. Sorunun devamı vardı. Buyurun. Cevap geldi demiş kendisi. Didem Hanım bir soru sormuş. Tamam. URL'ye tıklayıp tıklamadığını anlamak için bahsi geçen kuralda Safe Sender List'e White List'e olanları dikkate alma diyeceğimiz bir korelasyon tabii, kuralı da işletebilir miyiz? Tabii yazılabilir. Var mı başka? Yok şu an yok. Ne kadar süremiz var? Açtım herhalde. Şu an 1 saat 15 dakika oldu ama süre sıkıntımız var mı? Yok süre sıkıntımız yok. Tamam. Açık. Şimdi dediğim gibi çoğu üründe neredeyse bütün açık kaynak ücretli ücretsiz ürünlerde liste var. Ama listeler ne kadar yetenekli? Listeye sadece ekleme çıkartma mı yapılıyor? Listede var mı yok mu diye mi soruluyor? Yoksa demin de dediğim gibi ben bu listeler üzerinde liste elemanları üzerinde hem listelerin kendisi üzerinde hem de liste elemanları üzerinde mantıksal ve matematiksel işlemler, birleştirmeler yapabiliyor muyum? Buna göre bakmak lazım. Evet. Şimdi İlker Bey'in sorduğu sorunun cevabı. Benim slaytımı görmüş herhalde dediğim. Demişti ki bir kullanıcı oluşturuldu. Sonra bu kullanıcı 15 dakika kullanıldı. Sonra 15 dakika sonra silindi. Bu tür birden zaman boyutunda birden fazla işlemi, olayı mantıksal bir birliktelik içerisinde geliştirebiliyor olmak için de
nesneler arası operatörlere ihtiyaç var. Benim bahsettiğim operatörler gelen olayın parse edilmiş logun üzerinde analiz yapmak için kullandığımız operatörlerdi. Bir de nesneler arasında, yani burada olaylar arasında, yani birinci olay ne? Kullanıcı oluşturuluyor olması. İkinci olay bu kullanıcının 15 dakika boyunca kullanılıyor olması. Üçüncü olay da 15 dakikanın sonra siliniyor olması. Bu olaylar arasında hem zaman boyutunda hem de olayların parametreleri, yani kullanıcılar aynı olsun. Birinci olayın hedef IP'si, ikinci olayın kaynak IP'si olsun. Kullanılan prosesler farklı olsun gibi böyle operatörleri sağlamak üzere kolay kullanıma sahip bir arayüze sahip olması lazım. Bu tür ileri korelasyonların geliştirilebiliyor olması için. Ayrıca tabii yenilikçi olması lazım. Bu konuyla ilgili ürünün Ar-Ge ekibinin katma değer veya know-how üretiyor olması lazım. Mesela bu konuyla ilgili Anton herkes tarafından bilinir. Onun için aldım. Meşhur Gartner listesini hazırlayan ekibin yöneticisiyle herhalde 2 yıl önceye kadar. Şimdi Google'da. 2020'de Detection as Code diye bir konsept sen bahsetti. Ben burada bizden örnek vereyim şu nokta. Biz ise makale orada ResearchGate'de ya da Akademiya'da 2018'de yazmışız bunu. Rule as a Code diye. Burada demin de bahsettiğim gibi tespit algoritmalarını üst seviye bir dille, yani biz Java ile veya başkaları Go ile de yazıyor, Google Go ile yazıyor, tespit edebilir miyiz? Yani hem arayüzün hem alıştığımız korelasyon sınırlarının dışarısına çıkıp freeform sanki bir ufak application geliştiriyormuşuz ve bu application'ı korelasyon motorunu içerisinden çalıştırabiliyor musunuz gibi çalıştırmak demek bu. Geliştirdiğimiz bir yöntem vardı. Aynı yöntemden 2 sene sonra Anton bahsetti. Son olarak tabii önemli. Bir UAV soru gelmiş hocam. Böldüm ama konuyla alakalı sanırım. XDR hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bu ürünler üzerinde bir tür hazır advanced korelasyon mu oluyor? Bu durumda uç nokta yüklenen ajan uç noktada in memory korelasyon mu yapıyor? Bu durumda ciddi kaynak tüketmez mi? Şimdi XDR benim görüşüm EDR artı CM artı SOAR. Bu üçünü birleştiriyorsunuz XDR oluyor. Okey. Var mı başka soru? Şu an yok, gelmedi. Şimdi UAD'ye geçtim. Bu önemli bir modül. Şu anda belli başlı ürünlerin tamamında, CMM'nin tamamında UAD'ye var. Veya tamamen UAD'ye olarak başlayan ürünler de daha sonradan işte bahsettiğim bu korelasyon motorunun avantajlarından dolayı ürünlerine korelasyon eklediler. Hepimizin bildiği gibi yapay öğrenme, makine öğrenme. Yapay öğrenme diyor herhalde Boğaziçi 2 falan. Bilimde kalmış makine öğrenmesi diye. Kullanarak yapılan tespit algoritmaları diyeyim. Şimdi daha güzel bir tanım yapmışım burada. Kullanıcı ve cihazların kullanım modellerinin profilini çıkarıp yapay öğrenme teknolojisi kullanır, machine learning. Daha sonra anormal davranışların sergilenmesi durumunda bunların tespitini sağlar. Bu UAB'ye bu işe yarıyormuş. Şimdi çok dediğim gibi yapay zeka yatsınamaz. Faydası da yatsınamaz. Ama burada da dikkat edilmesi gereken hususlar var. Onlara değineceğim. İlk kritik parametre şeffaflık. Gene burada Anton Gartner'da çalışırken yaptığı bir paylaşım var. Olayın şeffaflık boyutuyla alakalı. Gene kendisinin paylaştığı linki var. Bende de aynı link var. Avrupa Birliği'nde yapılan bir İTİM startup ile yapılan bir şeyle ankette İTİM'i de yapay zeka kullanıyoruz diyen startuplarla yapılanların %30'u diye hatırlıyorum. Rakam burada gözüküyor mu?
%30'u benim aklımda kalan. Ha, two in five, evet. %40'ı. %40'ında hiç yapay zeka olmadığı tespit edilmiş. Dolayısıyla bu artık yapay zeka veya makine öğrenmesi veya yapay öğrenme buzzword dedikleri ciddi bir pazarlama şeyi. Şeffaflığına dikkat etmek lazım. İkincisi sistem isterleri. Bu nokta çok önemli. Ne kadar kaynakla bu işi bana sağlayacak? Şimdi ben Gartner'daki lider ürünlerden biri ile yazıştım. Ve bana döndüğü cevap 5000 EPS için. Bana döndüğü cevap şuydu. Her node için bu. Yani node sayısını arttırırsanız çarpı node denir. 5000 EPS için 3 tane 56 CPU 256 GB RAM. Artı 2 tane 56 CPU 256 GB RAM. Artı 1 tane 56 CPU 768 GB RAM istiyor her not başına. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Yani aldığınızda bu ürünün sistem isterleri nedir diye. Lisans maliyetleri son olarak. UBA ürünleri genelde pahalı. Ama QRadar bunu yanında bedavaya veriyor. Bedava olan da var. İşte bedava verilenle paralı verilenler arasında farklar var. Özellikle tuning ve eğitim sürecinde ciddi farklar var. Buna da dikkat etmek lazım. Evet. Şimdi açık kaynak çözümler ve ticari ürünlere kalıtsal etkileri. Ben burada gene Elasticsearch ve dolar olarak Vazuh'tan bahsedeceğim. Vazuh herkesin bildiği bir ürün. Ben Elasticsearch ile alakalı bir paylaşım yapmıştım. Vazuh'un kurucusunun da böyle bir beğenisini aldım. Paylaştığım resimde şuydu. Resmin üzerindeki yazıda zaten aynı şeyi söylüyor. Ya artık günümüzde CM diye aldığınız çoğu ürünü kaldırıyorsunuz, altına açık kaynak çıkıyor. Şimdi Elasticsearch çıkıyor. Elasticsearch çok başarılı. Burada bir tane şey varmış. Hadi onu da açalım, hakkını yemeyelim. Çok başarılı. Herkesin kullandığı, hani benim de kullandığı bir ürün. Benim akademik olarak da kullandığım, ticari olarak kullanmıyoruz ama akademik olarak kullandığım bir ürün. Çok hızlı arama yapıyor. Aması var. Bunun için başından beri söylüyorum. Şu anda sunumu açacağım. Bunun için gerekli olan özellikle disk kaynağını veriyor olmanız lazım. Böyle bir gene Medium'da böyle bir makalem var. Bulabilirsiniz. Şimdi burada Elasticsearch kullanarak yapacağınız arama hızıyla ihtiyaç duyduğunuz disk boyutu arasındaki ilişkiyi gösteriyorum. Canlı logu tutma süreniz arttıkça disk boyunuz da inanılmaz derecede artıyor. Bunu zaten bahsettim. Bu formülden de bahsettim. Başka burada bahsetmediğim bir şey var mı? Elasticsearch ile alakalı bahsetmediğim başka bir şey kalmamış zaten. Dediğim gibi ürün çok hızlı arama yapar. Çok başarılı, sadece güvenlik için değil her türlü arama için kullanılan bir ürün. Ama isterlerini iyi biliyor olmak lazım. Şu anda ekranda ne gözüküyor? Hangi ekran var? Makaleniz gözüküyor. Tekrar sunuma geçeceğim. Elasticsearch ile ilgili soru gelir diye düşünmüştüm ama gelmedi mi hiç? Yok, hayır, gelmedi. Gelmedi, peki. SOC yanılsamaları. Bu da sahadan tecrübem. Şimdi o veya bu sebepten bir ürün alındıktan sonra ürünün burada anlatmaya çalıştığım ideal bir CM ürünü ve korelasyon çerçevesine oturmaması durumunda insanlar nasıl olsa bir alım yaptık, bir bütçe harcadık veya başka sebeplerden ürünü değiştiremiyoruz. Bari bu ürünü birilerine verelim de yönetsin, SOC alalım diyorlar. Bu bir yanılsama. Çünkü biz araçların insan işini kolaylaştırmasını, otomatikleştirmesini beklerken CM ürününün kısıtlarından dolayı insanların bu araçların eksiklerini, hatalarını veya yavaşlıklarını veya yapamadıklarını gidermesini bekler hale geliyoruz. Bu çok büyük bir yanılsama. Olayın felsefesine ters. Yani biz işimizi kolaylaştıracak,
araç ararken aldığımız aracın yapamadıklarını insana yaptırmaya çalışıyoruz. Bu noktada dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de bulut meselesi var. Ona da kısaca değineyim hemen. Logların yurt dışına gönderilmesi KVKK açısından riskli. Yani hala daha güvenli ülkeler listesi yok. Bunun için case by case kurumla görüşüp izin alanlar var. Dolayısıyla bu noktada dikkat etmek lazım. Ya süreci yönetmek ve bu süreç için kurumdan izin almak ya da izin alan biriyle çalışmak gerekir. Logları şirket dışına gönderirseniz logları sizin olmaktan çıkar. Bu ne demek? Sözleşmeniz bitti. Loglarınızı karşı taraf silecektir. Ayrıca buluta gittiğinde ne kadar canlı, ne kadar arşivde kalıyor, buna da dikkat etmek lazım. Dolayısıyla hizmet bittikten sonra bu logları siz geri alıp alamayacağınız belirsiz. Genelde siliniz. Ama siz istediniz, bastırdınız, ben almak istiyorum dediniz ve dediler ki tamam veriyoruz. Peki hangi formatta alacaksınız? O da belirsiz. Onu da bastırdınız. Bir formatta istiyorum dediniz. CSV veya text formatında veya buna benzer bir formatta almanız işinize yaramaz. Çünkü işte 2 yıl çalıştınız. Yüz binlerce sıkıştırılmış dip dosyası gelecek. Üzerinde arama, tarama hiçbir şey yapamazsınız. Hizmet orada o SOC hizmeti aldığınız ya da buluta gönderdiğiniz firmanın kullandığı CM formatında alırsanız bu sefer de o CM'e ihtiyacınız var. Bütün bunları iyi yönetiyor, hesap ediyor olmanız lazım. Dolayısıyla ben buluta gönderdim veya SOC hizmeti aldım, şirket dışına gönderdim. Bütün dertlerden kurtuldum, artık ben yan gelip yatabilirim diye düşünmek büyük bir yanılsam oldu. Evet, basitçe şu log'dan bahsedeyim. Şu ana kadar anlattığım çerçeveye uygun bir CM ürünü geliştirdik. Şu log bu çerçeve uygun bir ürün. Neden şu log kısımları? Zaten şu ana kadar anlattığım teknik avantajları ya da olması gerekenleri içeren maddeleri içeriyor. Aynı zamanda UABA modülümüz var. Bununla alakalı bizim blog sayfamızda şeffaflık noktası değindiğim nokta. Hangi algoritmaları kullanarak ne tür modellerle neleri tespit ediyoruz bilgilerini bulabilirsiniz. Deyip bitireyim. Çok uzattım. Herkese teşekkür ederim. Katılımcılar ne kadar dayandı göremiyorum ama sorular varsa alabilirim.